Artık kendinizi silkeleyin ve oturun dersinize çalışın. Merhaba sevgili arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Malum biliyorsunuz Kasım ayına girdik, artık kışa girdik. Kış bittiği zaman bahar, rahat, rehavet, sonra yaz, hop, Haziran ayı, sınav ayı. Arkadaşlar, geçen yıldan ders çıkartılmadı mı? Bir önce kendinizi toparlayın ya, kendinizi toparlayın. Kendinize gelin artık. Bir baktın hops, Haziran ayı sınav anındayız. Eyvah ben ne yaptım? Keşke geriye gitseydim de keşke çok çalışsaydım. Şimdi eşek gibi çalışsaydım diyeceğim de ayıp olacak. Keşke çok çalışsaydım. Ama iş işten geçecek. Geçen sene de aynı şeyleri yaptınız. Ara sınıftaki arkadaşlarımız. Ya nasıl olsa sınava çok var. Nasıl olsa bu yıl değil de önümüzdeki yıl sınava gireceğim. Hop zaman su gibi akıp geçiyor. Arkadaşlar zamanı durduramıyoruz. İnanın sınavdan bir gün önce, hani iki gün önce ben tekrar yapıyorum ya. Hops bir baktınız sınavdan bir gün önce tekrar videoları çekmişim. Arkadaşlar artık silkelenin ve ne yapılması gerekiyorsa yapın. Rutininizi oluşturun. Hocam evde ders çalışamıyorum. Kütüphane, dershane, memne, okulum varsa yani artık başlayın ha, başlayın. Başlayın. Adam bana mesaj atmış, hocam dershaneye gideyim mi gitmeyeyim mi? Tamam da yani Kasım ayına geldik. Yani bunun kararını şimdi mi vereceksin? Ağustos'ta neredeydin? Lütfen ya. Arkadaşlar zaman su gibi akıp geçiyor. Su gibi akıp gidiyor. Tutamıyorum. Vallahi tutamıyorum. Ben anlamıyorum. Eylül'de hop Ekim, hop Kasım. Böyle seke seke gidiyor. Yani bir an önce aklınızı başınıza alın. Çalışmayan arkadaşlar için söylüyorum. Daha rutinini oluşturmayan arkadaşlar için söylüyorum. Artık yeter. Seneye de mezuna kalma. Bu sene kazan ve git. Gitmen için ne gerekiyor? Günde 15 saat ders mi çalışman gerekiyor? Çalış. Çalış. Hocam hayat bir tek sınavdan mı ibaret? E oğlum 12 sene okul okudun. Bunu şimdi mi söylüyorsun? Yani 12 seneden sonra hocam hayat bir tek sınavdan mı ibaret? E bırak da üniversiteyi oku, ayıp yani 12 sene okumuşsun ha. Keşke bunu ortaokul yıllarında söyleseydim. En azından bir meslek sahibi olurdu. Arkadaşlar inşallah herkes istediği üniversiteyi, istediği bölümü kazanır, hayal ettiği mesleği yapar. İnşallah ama bunun yolu ne yazık ki çalışmadan geçiyor. Çalışmaktan geçiyor. Doğrudur, zordur. Masanın başında günde 10-12 saat ders çalışmak zor. Gerçekten zor. Zamanında biz de o süreçten geçtik. Sizi anlayabiliyorum. Ama yapacak bir şey yok. Mecbur. Bunu daha önce söylemiştim. Kendin için çalışmıyorsan annen baban için çalış. Kendin için çalışmıyorsan ileride evleneceğin eşin için çalış. Kendin için çalışmıyorsan torunların için çalış. Çalış. Kazanırsan ekmeğini sen yiyeceksin. Ben yemeyeceğim. Kazanmasan da en çok sen üzüleceksin. Bundan sonraki 30-40 yıllık hayatında sürekli pişmanlık duyacaksın. Ya keşke daha çok çalışsaydım da, keşke benim istediğim A bölümüydü de, keşke B'ye gitmeseydim de, keşke A'ya gitseydim. Arkadaşlar ömür boyu bunu söyleyeceksin. Ne gereği var? Sınava kaç ayın kalmış? Hocam bu kadar ay. E gözlerini kör et ha, fedakarlık yap ha. Benim için değil ha, kendin için ha, ailen için ha, çocukların için ha, ileride doğacak torunların için ha. Arkadaşlar, hadi. Seviliyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun.
Artık kendinizi silkeleyin ve oturun dersinize çalışın. Hadi gececi tayfa. Sizleri seviyorum. Video çekiyordum. Böyle biraz dertleşmek istedim. Hadi görüşürüz.